Newton'un ikinci yasasını ilgilendiren ama çok da kolay görünmeyen bir soruyla karşılaştığınızda bu yasaya bakış açınızı biraz değiştirmeniz gerekebilir. Size bunu nasıl yapabileceğinizi anlatmak için bir video hazırladık ve bu dersimizden sonra durum ne olursa olsun her durumda Newton'un ikinci yasasını nasıl kullanabileceğinizi öğreneceksiniz. Newton'un ikinci yasası çoğumuz için f eşittir m çarpı a'dan ibarettir. Yani kuvvet kütle ile ivmenin çarpımına eşittir. Bu son derece açık bir ifade ve bu formülü basit problemler için uygulaması da son derece kolay. Örneğin kütlesi M olan bir gök ele alalım. Uzayda olduğumuz için herhangi bir sürtünme kuvveti olmayacak. Gök taşına etkiyen tek bir kuvvet olsun. Sağa doğru yönelmiş olan F kuvvetinin büyüklüğü de 50 Newton olsun. F'in yerine 50 newton'u, M'nin yerine de göktaşının kütlesini koyalım. Örneğin bu da 10 kilogram olsun. Bunları formüle yazarsam göktaşının ivmesini 50 bölü 10'dan 5 metre bölü saniye olarak bulabilirim. Peki bu göktaşına etkiyen başka bir kuvvet olsaydı ne olurdu dersiniz? Bu defa da sola doğru yönelmiş 30 newtonluk başka bir kuvveti ele alalım. 50 newtonluk olana F1, diğerine de F2 diyelim. Sola doğru olan kuvvet negatif yönde olduğundan buna eksi 30 yazmayı aklınızdan geçirmiş olabilirsiniz. Ama şimdilik bu sayıların sadece kuvvetlerin büyüklüklerini verdiklerini, yönlerin ise artı ya da eksiği gösterdiğini düşünelim. Peki, şimdi ne olacak? Bu noktada formülün sol tarafındaki kuvvetin sadece kuvvet olduğunu değil, net kuvvet ya da kuvvetlerin toplamı olduğunu düşüneceğiz. Net kuvveti genellikle Yunan alfabesinden sigma harfi ile gösteririz. Sigma matematikte toplam işareti olarak da kullanılır. Evet bu kuvvetlerin toplamı olacak. Sigma'dan sonra gelen f bize bunun kuvvetlerin toplamı olduğunu gösteriyor. f'in yerine g kullanılmış olsaydı, g'lerin h kullanılmış olsaydı da h'lerin toplamı olduğunu anlayabilirdik. Kuvvetlerin hepsinden bahsediyorum. Yani bazılarını hesaba katıp bazılarını katmamak olmaz. Peki neymiş? Kuvvetlerin toplamı kütle çarpı ivmeye eşitmiş. Sağa doğru olan 50 Newton'lu kuvvet, bu arada soruda bize aksi verilene kadar ben sağ yönün pozitif yön olduğunu kabul edeceğim. O halde 50 Newton pozitif olacak. Kuvvetlerin toplamı dedik ama bunun alışık olduğumuz toplama işlemiyle hesaplanabileceğini düşünerek hataya düşmeyin. Neden? Kuvvetler aynı zamanda birer vektördür de ondan. Evet, vektörleri nasıl topluyorsak kuvvetleri de aynı yöntemle toplamamız gerekecek. Demek istediğim bu toplamın sonucu 50 artı 30'dan 80 olmayacak. Sola doğru olan vektörün negatif olduğunu kabul etmemiz gerektiği için 50'nin pozitif olduğunu biliyoruz. O halde kuvvetlerin toplamını bulmak için 50 eksi 30 newton yazmam gerekiyor. Kütle çarpı ivmenin eşit olduğu değer bu olacak. Kütle yerine 10 yazıyorum. Bu durumda ivme 20 bölü 10'dan 2 metre bölü saniye eşittir. Birden fazla kuvvet olduğunda bunları da birer vektör olarak düşünerek net ya da toplam kuvveti bulduk. O halde daha fazla kuvvet olsaydı da artık ne olacağını biliyoruz değil mi? Örneğin burada bir kuvvet daha olsaydı, örneğin 25 Newton olsun, buna da F3 diyelim. Bir tane daha ekleyeceğim. Bu da sola doğru ve 40 Newton büyüklüğünde olsun. Sola doğru 40 Newton'luk bir kuvvet çiziyorum. Bunları da aynı şekilde birer vektör olarak değerlendirirsem, 40 Newton sola doğru olduğu için negatif olacak. Buraya bir eksi 40 ekleyeyim. Sağa doğru olan da artı 25 Newton olacak. Buradan toplam kuvveti, net kuvveti ya da kuvvetler toplamını bulabilir ve bunu kullanarak da ivmeyi hesaplayabilirim. Öyle değil mi? Geriye tek bir problem kaldı. Size fizikçilerin, özellikle de fizik hocalarının, Newton'un ikinci yasasının bu şekilde ifade edilmesini pek sevmediklerini söylemek istiyorum. Neden diyecek olursanız, bunu bu şekilde gören öğrenciler pek de doğru olmayan bir sonuca varıyorlar. Kuvvetleri bu şekilde çizince m çarpı a'nın da bir kuvvet olduğunu düşünebiliyorlar. Bunu da gök taşına fazladan bir kuvvet daha ekleyip örneğin sağa doğru bir kuvvet olsun. Bunu kütle çarpı ivme olarak tanımlıyorlar. Ama kütle çarpı ivme bir kuvvet değildir. Bu net kuvvetin eşit olduğu değer. Bir cisme etkiyen net kuvveti, kuvvetleri birer vektör olarak değerlendirerek hesaplayabiliyoruz. Ve kütle çarpı ivmeye eşit olan da bu. Ama kütle çarpı ivme kendi başına bir kuvvet değildir. Bunun sakın ama sakın bir kuvvet olduğunu düşünmeyin. Siz de bu hataya düşmeyin. Bu, net kuvvetin eşit olduğu değerden başka bir şey değil. Fizikçiler bunun farkına vardıklarında, yani bunun kafa karışıklığına sebebiyet verdiğini anladıklarında, insanları bu yanılgıya düşmekten kurtaracak bir versiyon geliştirdiler. Newton'un ikinci yasasının alternatif versiyonu diyebileceğim bu formülde ivme eşittir, net kuvvet bölü kütle olarak ifade edilir. Bunun az önceki formülün iki tarafının da kütleye bölünmesi olduğunu görüp, e ee, yani diye düşünmüş olabilirsiniz. Size bunun neden daha iyi olduğunu anlatmamı ister misiniz? Bu formüle bakınca, ivmenin bir kuvvet olduğu yanılgısına düşme olasılığımız çok ama çok daha düşük. Evet, buna bakıp da ivmenin de bu şekilde bir kuvvet olduğu sonucuna ulaşacak insan sayısı buna göre gerçekten de azdır. İvme bir kuvvet değildir, bir vektördür ama bir kuvvet vektörü de değildir. Ayrıca bu formül, ivme ile net kuvvet arasındaki orantıyı da daha açık bir şekilde vurguluyor. Bakın, net kuvvet artınca ivmenin de artacağını görüyorsunuz değil mi? Evet, öyleyse neymiş? İvme net kuvvetle orantılı, kütleyle ters orantılıymış. Yani işin özeti şu, kütle artarsa ivme azalır. Bu şekilde ivmenin kuvvet ve kütleyle olan ilişkisini anlamak çok daha kolay hale geldi. Ama bir sorun daha var. Tamam. Bu diğerinden çok daha iyi bir versiyon. Bunun net kuvvet olduğunu, m çarpı a'nın da bir kuvvet olmadığını artık biliyoruz. Ama buraya bir kuvvet daha, bu şekilde aşağı yönlü yeni bir kuvvet eklersem ne olur dersiniz? Bu kuvvet de 28 Newton olsun. Bunu da F4 ya da bir saniye F5 olarak adlandıracağım. Bu yeni kuvveti nasıl hesaba katacağız? Negatif olduğunu kabul edip buraya eksi olarak yazmaya ne dersiniz? Evet, buraya eksi 28 yazarsam olur mu? Tabii ki de olmaz. Neden diyecek olursanız 50 ile 30'u doğrudan toplayamadığımızı ve kuvvetleri vektörler olarak değerlendirmemiz gerektiğini hatırlıyorsunuz değil mi? Sağ yön pozitif, sol yön de negatifti. Benzer bir mantıkla aşağı yönlü yani bu kuvvetlere dik olan bir başka kuvveti de bunlarla toplayamayız. Yatay bir kuvvetle dikey bir kuvveti topladığımızda büyüklüklerinin toplamı ya da farkını bulamayız. Bakın, isterseniz bir de böyle anlatayım. Sağa doğru belirli bir kuvvet var. Yukarıya doğru da bunu çiziyorum. Bu ikisini toplamak için A ve B'nin toplamını alamayız. Toplamlarını bulmak için Pisagor teoremini kullanmamız gerekir. Evet, bu iki vektörün toplamı olan vektör buna eşittir. Hemen yazıyorum a kare artı b kare eşittir net kuvvetin yani c'nin karesi. Böylece trigonometri bilgilerimizi kullanmamıza da gerek kalmadı. Gördünüz değil mi? Yani en azından şimdilik kullanmamıza gerek yok. Elimizdeki kuvvetler sadece bunlar olsaydı 50 ile 28'i doğrudan toplayamazdık. Yapmamız gereken şey öncelikle yatay kuvvetleri değerlendirmek olmalı. Dikey kuvvetleri de kendi aralarında ve yine ayrı olarak değerlendirmemiz lazım. Yatay kuvvetleri kendi aralarında değerlendirmemizin sebebi bunların yalnızca ama yalnızca yatay ivmeye etkileyecek olmaları. Evet. Eğer sadece yatay ivmeyi bulmak isteseydim, yatay kuvvetleri değerlendirerek hesap yapar ve yatay ivmeyi bulurdum. Benzer şekilde aynı şeyi dikey kuvvetler için de yapabilirdim. Bunları topladığımda dikey ivmeyi bulurdum. Her bir yön için farklı bir denklem kurmam gerekirse hemen göstereceğim ivmenin bileşenlerini. Söz konusu olan bileşenin yönündeki kuvvetleri toplayarak bulabileceğimi biliyorum. Harika bir püf noktası değil mi? Her yönü ayrı olarak değerlendirip isterseniz bunların da ivmenin bileşenleri olduklarını düşünelim. Burada yine Pisagor teoremini kullanacağız. X yönündeki net ivmeyi ve Y yönündeki net ivmeyi ayrı ayrı hesapladıktan sonra toplam ivmeyi bulmak için de Pisagor teoremini kullanabilirim. Farklı yöndeki kuvvetler söz konusu olduğunda da bu şekilde ilerleyebiliriz. İsterseniz bir tane de yukarı yönlü kuvvet ekleyeyim. Böylece bütün yönleri değerlendirmiş oluruz. Bu da F6 olacak. F6 42 Newton'a eşit olsun. Ne yapacaktık? x yönünü zaten hesaplamıştık. Hatırlıyor olmalısınız. İşte burada. Bunlar x yönündeki kuvvetler ve kütle çarpı ivmenin x bileşenine eşitler. İfade bunun aynısı değil ama x yönündeki ivmeyi hesaplamak için bu şekilde düşünmemiz gerekiyor. Kuvvetlerin toplamını yani elde ettiğiniz değeri buraya yazacaksınız. Bunu kütleye böldüğünüzde de x yönündeki ivmeyi bulmuş olacaksınız. x yönüne gelelim. Y yönündeki net kuvveti hesaplamak için de dikey kuvvetleri ele almamız lazım. Dikey ivmeyi dikey kuvvetler belirler, öyle değil mi? F6, 42 newtondu ve yukarı yönlüydü. Yukarı yönü pozitif yön olarak belirleyelim. 42 eksi 28, 16 eder. Bunu bir de kütleye bölmemiz lazım. Bölü 10 kilogram. Böylece dikey yönlü ivmeyi de bulduk. İvmenin dikey ve yatay bileşenlerini bulduğumuza göre ax kare artı ay kareden a kareyi yani toplam ivmenin büyüklüğünü bulabiliriz. Şimdi işleri biraz daha zorlaştıracağım. Şunu buradan kaldırıyorum ama 40 newtonluk bu kuvvet hala burada. Bu sefer de buraya bir vektör daha ekleyeceğim. Yönü bu olacak. Büyüklüğü de F7 45 newton olsun. 45 newtonluk bu kuvvetin bu noktaya göre 30 derecelik bir açıyla uygulandığını düşünelim. Şimdi ne yapacağız? Sizce bu işin içinden nasıl çıkabiliriz? Bunun çok ama çok daha karmaşık bir problem olduğunu fark etmiş olmalısınız. Bu noktada birçoğunuzun kafasının karıştığını ve soruyu 45'i bu denklemlerden birine ekleyerek çözmeye çalıştığınızı biliyorum. 45'i sola doğru olduğu için x yönündeki vektörleri ilgilendiren denkleme eklemeyi düşünmüş olabilirsiniz. Ya da yukarı doğru olduğu için dikey vektörleri ilgilendiren denkleme. Ama hayır. Bunlardan ikisi de doğru değil. Neden mi? Çünkü bu denkleme sadece yatay yönlü ya da bileşenlerinden biri yatay yönlü olan vektörlerin yatay bileşeni, bu denklemde sadece dikey yönlü ve bileşenlerinden biri dikey yönlü olan vektörlerin dikey bileşenleri dahil edilebilir. Bu yüzden de işte bu vektörü bileşenlerine ayırmamız gerekiyor. Sol yukarı yönlü olan bu vektörü alıp yatay ve dikey bileşenlerinin ne olduklarını bulacağız. Bu sayede x ve y yönündeki denklemlere dahil etmemiz gereken büyüklükleri de ayrı ayrı elde etmiş olacağız. Y yönündekine f7y, x yönündeki bileşene de f7x diyorum. Burası biraz kalabalıklaşmaya başladı ama elimden geldiğince düzgün yazmaya çalışıyorum. Evet, bu bileşenlerin neye eşit olduklarını bulduktan sonra f7x'i x yönündeki, f7y'yi de y yönündeki vektörleri ilgilendiren denklemlere ekleyebilirim. Ama bunların doğrudan 45'e eşit olmayacaklarını da fark etmiş olmalısınız. İşte bu noktada trigonometri imdadımıza yetişecek. Buna benzer bir mantık kullanacağız ama bu sefer Pisagor teoremi değil, sinüs ve kosinüsler sahneye çıkacak. Bunu biraz daha büyük çizeyim. Burası 45 Newton'a eşitse üçgenin bu kenarı neye eşit olur? 30 derecelik açıyı çiziyorum. Bu komşu kenar F7x. F7y ise karşı kenar. Şimdi kosinüs ve sinüsü işin içine katalım. Kosinüsün tanımı neydi? Kosinüs teta komşu bölü hipotenüse eşitti, öyle değil mi? Komşu kenarın F7x olduğunu söylemiştim. Hipotenüs ise 45 Newton'a eşit. Bu durumda x yönündeki bileşen yani F7x 45 çarpı kosinüs 30'a eşittir. Ve bunu da isterseniz neye eşit olduğunu hesaplayabilirsiniz. Evet, bunu alıp bu denkleme ekleyebilirim. Peki, pozitif mi yoksa negatif mi olacak? F7Y yukarı, F7X ise sol yönünde. Bu bileşen sola doğru olduğu için ve videonun başında solu negatif yön olarak belirlediğimiz için bunu denkleme eksi ile ekleyeceğiz. Eksi 45 newton çarpı kosinüs 30 derece. Tahmin ettiğiniz gibi y yönündeki bileşen içinde sinüsün tanımını kullanacağız. Sinüs teta karşı bölü hipotenüstür. Karşı kenar f7y, hipotenüs de 45 newton. Böylece F7'nin Y bileşenini de 45 çarpı sinüs 30 olarak buluruz. Şimdi bunu yani Y bileşenini nasıl gösterebilirim? Bir bakalım. Evet bunu alıp bu denkleme ekleyeceğiz. Y yönündeki vektörleri içeren denkleme. Peki pozitif mi yoksa negatif mi olacak? Yukarı yönlü olduğu için pozitif olacak. Artı 45 N çarpı sinüs 30 derece. İşte Newton'un ikinci yasası. Ve artık karşınıza ne çıkarsa çıksın, soru ne kadar zor görünürse görünsün ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Bahsi geçen kuvvetler bir gök taşına etkiyen kuvvetler olmak zorunda değil. Gerilme, sürtünme, yer çekimi kuvvetini de artık hesaba katabiliriz ya da tek bir yönde olmayan bir sürü kuvvet de olabilir. Ama ne olursa olsun yani kuvvet ister sağa, ister sola, ister yukarı, ister aşağı, isterse diagonal olsun artık ne yapmamız gerektiğini yani Newton'un ikinci yasasını nasıl kullanabileceğimizi biliyoruz.